Sevgili uşaklılar, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili yol arkadaşlarım, işte Atatürk de çıkarken yola belki bundan da az. O kadar az insanla yola çıktı ama çok inanmıştı gerçekten. Bu ülkenin işgalden kurtulması gerektiğine, bu ülkenin bağımsızlığına kavuşması gerektiğine, bu ülkenin çağdaş, demokratik, laik bir ülke olması gerektiğine o kadar inanmıştı ki. Az sayıda insan da olsa asla o yolundan dönmedi, savaşa devam etti, mücadeleye devam etti. Ve biliyorsunuz 30 Ağustos büyük zaferiyle bu ülke, bu insanlar bu zaferi taşlandırdılar. 1 Eylül uşağın kurtuluşu, 31 Ağustos Manas'ın kurtuluşuydu. 2 Eylül Ulubeyli ve Sivaslı'nın kurtuluşu, aynı zamanda 2 Eylül Eşbel'in kurtuluşu. Bizim kurtuluş günlerimiz bunlar. İşte bu günlerin sayesindedir ki biz bugün burada özgür insanlar olarak bağımsız bir ülkede birlikte mücadele ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bugün burada kurtuluş günümüzü, savaşa hayır, barış hemen şimdi, bu günümüzü, dünya barış gününü bizler, Cumhuriyet Halk Partililer, yurtsever insanlar kutlamak durumunda kaldık. Neden biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? AKP, Amerikan emperyalizminin taşeronu olan AKP, bu bayramları, bu kurtuluş günlerini yasakladı. Artık burada geçen yıl konulan çelenk ne yazık ki bugün konulmuyor. Bugün koymuyorlar. Koymamızı pek çok yerde engellemeye çalışıyorlar. Ama Uşak'ta bunda güçleri yetmez. Bundan sonra da yetmeyecektir. Biz ulusal bayramlarımıza, bağımsızlık günümüze, kurtuluş günümüze, barışa sonuna kadar sahip çıkacağız sevgili arkadaşlar. Bugün hem Dünya Barış Günü, hem Uşak'ın Kurtuluş Günü. Hepinize kutlu olsun. Bu kutluluktan, bu kutlamadan bizi hiç kimse alakoyamayacaktır sevgili arkadaşlar. Ne engel çıkartırlarsa çıkartsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, bizim düşüncemizi, bağımsızlık duygumuzu ortadan kaldıramayacaklardır. Bu ülkeyi bölmeye başaramayacaklardır sevgili arkadaşlar. Bu ülkenin bölündüğünü söylemeye çalışıyor birileri. 400 kilometrelik alanı biz kontrol ediyoruz diyor. AKP hükümeti de buna karşı sessiz kalıyor, buyuruyor. Bizim çocuklarımızı Güneydoğu'ya gönderiyorlar, kurban ediyorlar. Biz PKK terörüne karşı gerçekten mücadele edilmesini istiyoruz. Kandil'in kurutulmasını istiyoruz. Biz oradan bize saldırı olmasına, bu ülkenin evlatlarının şehit edilmesine asla izin vermiyoruz. Bizim o mücadelemiz haklı bir mücadele. Atamızın dediği gibi, yurt savunmasında eğer o savaşılmazsa, başka bir nedenle savaşılırsa, bu bir cinayettir demişti atamız. Biz yurdumuzu savunuyoruz. PKK'ya karşı, Amerikan emperyalizmine karşı ve yerli işçilikçisi AKP iktidarına karşı savunmaya da devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu bağımsız, bu güzel yurdumuzda atamızın dediği gibi yurtta sulh, cihazda sulh ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Nasıl bizim ülkemize saldırılmasını istemiyorsak o kamplardan, Suriye sınırındaki kamplardan bu bizim topraklarımızı kullanarak Suriye'ye yapılan saldırıyı da, Suriye'ye yapılan, yöneltilen her türlü tehdidi de lanetliyoruz. Biz kardeşlerimizle, Suriye'yle, İran'la, Irak'la asla savaşmak istemiyoruz. Hem İranların hem de İsrailli gençlerin söylediği gibi biz sizin savaşınız için ölmeyeceğiz, bizi öldüremeyeceksiniz. Ben buradan bütün analara sesleniyorum. Sevgili anneler, eğer çocuklarımızın kurban edilmesini istemiyorsak böyle bir kirli savaşa, komşularımızla yapılacak böyle bir kirli savaşa, işte sizin sahip çıkmanız gerekiyor. Bu barış ruhuna, bu günlere sizin sahip çıkmanız gerekiyor. Biz bu ülkenin sınırlarını kolayla çizmedik. Bu ülkenin sınırlarını çizerken binlerce şehidimizi verdik. İşte bu nedenle biz ülkemizin sınırlarını, ülkemizin birliğimizi, bütünlüğünü koruyacağız. Kardeşçe, bir arada yaşama duygusunda koruyacağız. Ama hiçbir ülkeye de bu ülkeden saldırı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Gürecik füze kalkanının kaldırılmasını istiyoruz. Suriye sınırındaki kampların kaldırılmasını istiyoruz.
Barış şimdi diyoruz. Savaş hayır diyoruz. Barış hemen şimdi diyoruz. Kurtuluş hayır. Barış hemen şimdi. Savaşa hayır. Barış hemen şimdi. Kurtuluş bayramlarımızı bize unutturamayacaksınız diyoruz. Barış duygumuzu ve bu ülkede kardeşle birlikte yaşama duygumuzu yok edemeyeceksiniz. Hem de komşularımızla olan kardeşlik duygumuzu yok edemeyeceksiniz. Duyun bunu Amerikan emperyalistleri. Duyun bunu AKP'nin taşeronları. Duyun bunu teröristler. Bunu duyun. Bu ülkenin kardeşliğini asla yok edemeyeceksiniz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar.